Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sarımsak ezmesi buzlukta nasıl saklanılır tarifimi hazırladım arkadaşlar. İnanılmaz pratik oluyor. Bu şekilde bol bol yapıp deri dondurucuya kaldırın. Elinizin altında kullanmak için hemen hazır oluyor. Ve asla da donmuyor. Sizlere pratik bilgiler vereceğim sonrasında arkadaşlar. Evet, nasıl yaptım? Öncelikle sarımsakları bu şekilde dişlerini, kabuklarını ayıklayarak temizledim. Rondoya ya da miksere böyle bir mutfak robotunuzun içerisine atın. Bir yemek kaşık da tuz ekleyin. Kaya tuzu varsa daha iyi olacaktır. En yüksek ayarda çekmeyelim arkadaşlar. Benim mutfak robotum en yüksek ayarı 10'du. Ben 8'e düşürdüm. Yani çok böyle pürü halinde olsun istemedim. Birazcık da hissedilsin istedim. Böyle sanki dibekte havanda dövmüş gibi oldu. Sizler de o şekilde çok böyle hamur olmayacak şekilde robotunuzda çektirin arkadaşlar. Ben 10 saniyede bu işlemi yaptım. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Şimdi çekmiş olduğum bu sarımsak ezmesini böyle konserve kavanozumun içerisine dolduruyorum. Buzlukta saklayacağımız için konserve kavanozu olmasına özen gösterin. Aksi takdirde diğer kavanozlar kullanırsanız dondurucuda soğuktan çatlama veya patlama riski olabilir. Bunu da lütfen göz önüne alın. Evet. Sarımsaklarımı kavanoza aldıktan sonra donmaması için de bu şekilde zeytinyağı her yerine gelecek şekilde gezdirdim. Bir de spatula ile şöyle bir daldırdım, karıştırmaya çalıştım. Sarımsak ezmem artık buzluğa girmek için hazır. Sizlere sonrasında da göstereceğim. Asla donmuyor arkadaşlar. Bu şekilde mutlaka yapın. Kaşıkla alırken çok kolay bir şekilde alınıyor. Şöyle bir kaşıkla da tekrardan zeytinyağı tabanına girsin diye karıştırmak istedim. Çekme işleminde de bu zeytinyağı dökme işlemini yapabilirsiniz. Ama ben yapmak istemedim. Zeytinyağını bu şekilde üstten kullanmak istedim. Sizler nasıl tercih ederseniz o şekilde yapın arkadaşlar. Evet. Sonrasında üzerine de üstü basla tekrardan zeytinyağı gezdiriyorum. Ve kapağını sıkıca kapatıp derin dondurucuda saklıyorum. Kullanacağımda mesela mantı yaptım. Bir çay kaşığı kadar bu ezmeden almak yeterli olacaktı. Kahvaltıya domates sosu hazırlayacaksınız. Herhangi bir yemek yapacağınızda paça, ne bileyim arkadaşlar, sarımsaklı yoğurtlar bizim mutfağımızda eksik olmaz. Her türlü kullanabilirsiniz. Hemen elimizin altında hazır oluyor. Evet, burada da donmuş halini sizlere göstermek istedim ve farklı saklama yöntemlerini de diğer videolarımda sizlere paylaştım. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Şimdi yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi asla sarımsak don değil. İçerisinde tuz olduğu için ve yağ olduğu için, zeytinyağı olduğu için çok kolay bir şekilde sarımsağımızı kaşıkla alabiliyoruz. Sizler hangi yöntemle sarımsak saklıyorsunuz? Yoruma sizleri bekliyorum arkadaşlar. Evet. Diğer tariflerimde, diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.